MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipleri Birliği'ni hedef alan açıklamalarını CHP Ankara Milletvekili Doktor Murat Emir değerlendirecek. Kendisi telefon attığımızda. Merhabalar Sayın Emir, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması gündeme oturdu. Türk Tabipleri Birliği'nin kapatılmasını istiyor sizin de bildiğiniz gibi. Bugün yapılan bu açıklamanın sonuçları ne olabilir? Önce onu sorayım size şu kritik dönemde. Şimdi şöyle, tabii karşımızda aklı başında ne yaptığını bilen, siyasi davranan ve Türkiye'nin geleceğine dönük sorumlu davranan bir yapı yok. Dolayısıyla bundan sonra ne olur sorusunun cevabı bence basit değil. Yani hiçbir şey olmayabilir ama aynen barolarda olduğu gibi Türk Tabipler Birliği'nin bir şekilde etkisizleştirileceği bir yasal süreçte başlatılabilir. Her ikisi de mümkün. Çünkü anlıyoruz ki artık bir siyasi akıl, bir devlet aklı, en azından bir sorumlu bir insanın veya sorumlu bir siyasetçinin veya sorumlu bir siyasi yapının davranacağı çizgilerin çok dışına çıkıldı. Bakınız, Türk Tabipler Birliği'nin, Tabipleri Birliği'nin suçu ne? Suçu şu: özellikle ilk günden beri pandemiyle ilgili olarak önerilerde bulunmuştur. Özellikle kamuoyu ile paylaşılan bilgilerin doğru olmadığını delilleriyle ortaya koymuştur. Şeffaflık istemiştir. Ve bu doğru bilgiler üzerinden doğru politikalar üretilmesini talep etmiştir. Ve Türk tabipleri de diğer Türkiye'deki sağlık çalışanları gibi sürekli olarak tükenmekte, sürekli olarak özverili çalışmakta ve can kaybetmekte ve sadece kendileri risk altında değil, aynı zamanda aileleri, çoluğu, çocuğu, annesi, babası da risk altında olarak çalışmak zorunda. Dolayısıyla Türk Tabipler Birliği'nin söylediği, önerdiği her şeyin doğru olduğu ortaya çıktı. Bakınız, bugün Sağlık Bakanı'na kim inanıyor? Sağlık Bakanı'nın kendisi inanıyor mu acaba? Benim seçim bölgemde, çalıştığım bölgede, Ankara'da, Keçiören'de, Altındağ'da 30-40 bin nüfuslu mahalleler var. Her bir mahalledeki günlük vaka sayısı 500. Her bir mahalledeki. Kimi inandırıyorlar? Şimdi bunu söyleyince suç mu? Bunu söylemek yanlış mı? Şimdi biz de dedik, Türk Tabipleri Birliği de dedi. Ben zaten Türk Tabipleri Birliği'nin içerisinden çıkmış bir siyasetçiyim. Önlemleri bu kadar bir anda, bu kadar kademesiz, bu kadar geniş bir şekilde gevşetmeyin, kaldırmayın, bunun sonu kötü olur dediğimizde, hayır, biz birinci dalgayı bastırdık dediler. Dolayısıyla anlamak mümkün değil. Yalnız burada neyi hedeflediğini de yapamıyorum. Çünkü şu anda Türk Tabipleri Birliği'ni hedef almanın bir siyasetçiye, bir siyasi yapıya ne faydası olabilir? Bunu da anlamak mümkün değil. Yani birisi dese ki Devlet Bahçeli'yi, MHP'yi ve bu Cumhur İttifakı'nı Türkiye'de zor duruma düşür, Türkiye'de sıkıntıya düşür, Türkiye'de gözden düşsünler iyice diye hedeflese bunları söyletir. Yani burada bir akıl, bir mantık doğrusu ben görmüyorum. Bir daha uygun kelimeyi söylemeyeyim ben size. Peki. Herkesin anladığı. Sayın Emir, bu çok tartışılan bir konu oldu. Bir yanıyla içinde bulunduğumuz dönem bunun çok tartışılmasına neden oldu. Çünkü koronavirüs dönemindeyiz ve sağlık çalışanlarının nasıl çalıştığını, nasıl fedakarlıklar içerisinde bulunduğunu herkes biliyor. Bu yönde de çok gündeme geldi bu. Peki, doğru. Siz uygun kelimeleri bulmakta zorlanıyorum dediniz. Şuradan bakalım. Dünya genelinde meslek örgütlerine, tıpla ilgili meslek örgütlerine nasıl yaklaşıldı? Türkiye'de nasıl yaklaşıldı? Şöyle, dünyada da Türkiye'de de öteden beri meslek örgütleri son derece saygındır. Özellikle bu iktidara kadar saygındı. Hala saygındır. Yani Türkiye'de 83 milyon Türkiye'deki tabiplerin özverisini, çabasını bilirler, takdir de ederler. Yani her meslek içerisinde ufak tefek yanlışlar olabilir. Ama geneline baktığınız zaman Türkiye'deki Türk tabiplerinin saygınlığı tartışılmaz bir şey. Şimdi hele pandemi dönemindeki özveriler ortada. Yani tabiplere saldırarak neyi sağlayacaksınız? Hangi sorunu çözeceksiniz? Yani şu anda milyonlarca insan COVID riski altında çalışmak zorunda. Şu anda on binlerce kişi evlerinde şu anda filyasyon ekiplerini bekliyor, filyasyon ekibi gelmiyor. Aylardır ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Covid'li hastalar eskiden hastanede tutuluyordu, izole ediliyordu. Şimdi evine git deniyor.
evine gönderilirken dahi bir ambulans verilmiyor. Kendi aracıyla gitmek veya toplu taşıta binmek zorunda taksi parası yoksa. Şimdi bunlar, bu sorunlardan hangisini çözecek Türk Tabipler Birliği ile mücadele etmek, kavga etmek? Bu soruyu sormak lazım. Yani burada aslında bir çaresizlik var. Bir kavga çıkartıp bir cambaza bak oyunu oynamaya çalışıyorlar. Yani sorun Tabipler Birliği'nin yok edilmesiyle çözülecek bir şey değil ki. Yani bir tartışma, bir kavga ve biz onu tartışalım istiyorlar. Oysa temel sorun ne? Temel sorun Türkiye'de pandemi sürecinde Türk sağlık sistemi ve Türk siyasi otoritesi, Türkiye'deki iktidar çökmüştür. Şu an tamamen çökmüş, kendi halinde giden bir sürü bağışıklığı süreci yaşıyor. Türk Tabipleri Birliği... Bunu konuşmak lazım. Evet, Türk Tabipleri Birliği hemen bir açıklama yaptı. Paylaştıklarının evrensel sorumlulukları gereği olduğunu ifade ettiler ve yaptıklarının, söylediklerinin arkasında olduklarını bir kez daha deklare ettiler. Bu yaklaşımı nasıl değerlendirirsiniz? Son derece isabetli, çünkü Türk Tabipler Birliği'nin her söylediği, her uyarısının doğru olduğu anlaşılmıştır. Zaten Türk Tabipleri Birliği siyasi iktidarın bir oyuncağı değildir. Türkiye'de medyayı, yargıyı, diğer demokratik kitle örgütlerini büyük oranda elbette susturdular, sindirdiler birkaç kurum dışında. Ama Türk Tabipleri Birliği direnen bir örgütlülüktür. Ve söyledikleri, önerdiği her politikada da haklı çıkmıştır. Dolayısıyla burada önemli olan sorunları bilip sorunların üstüne gitmek. Yoksa sorunları söyleyen Türk Tabipleri Birliği'nin üstüne gitmenin ne Cumhur İttifakı'na, ne Devlet Bahçeli'ye, ne Türkiye'ye hiçbir faydası yok. Hatta bu tartışmaların bile faydası yok. Şu anda bunları bile, yani ciddiye alınır bir tarafı dahi görmüyorum ben. Ama şu bile yapılabilir. Yani çılgınlığın sınırı yok. Yani açılır meclis, aynen barolara yaptığını Türk Tabipler Birliği'ne yapabilirler. Ama barolarda ne hale düştüklerini gördük. Aynı şeye Tabipler Birliği'ne dokunmaya kalkarlarsa aynı sonuçla karşılaşırlar. Peki. CHP Ankara Milletvekili Sayın Murat Emir, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.